Stephen Hawking, büyük ihtimalle modern zamanların en ünlü dahisi. Albert Einstein'ın doğum günü olan 14 Mart tarihi, kendisinin yolculuğa çıktığı gün olarak kayıtlara geçti. Hawking, Çin'de bir yayın organına verdiği röportajında aynen şöyle bir cümle kurmuştu. Hayat varsa umut da vardır. Bu sözü kulağıma küpe yaptığımı belirtmek isterim. Fakat ne yazık ki artık kendisi için umut yok. Elden ayaktan düşüren hastalığına karşı gösterdiği inanılmaz direnç. Hemen hemen herkes tarafından tanınan o robotik sesi. Simpson ve Star Trek gibi dizilerde oynadığı rollerin dışında peki neden bu kadar ünlüydü Hawking? Daha doğrusu gerçekten ünlü müydü? Düzenlenen bazı anketlerde 20. yüzyılın en önemli fizikçileri ya da yaşayan en iyi fizikçiler arasında Hawking ya yok ya da listenin sonlarında yer alıyor. O zaman o kadar da büyük bir isim değil mi? Tam tersine, modern fiziğin en büyük isimlerinden biri. Yalnızca fizik bilimi çok sayıda ünlü isim ile anıldığı için kendisine çok sıra geldiği söylenemez. Hatta Hawking Nobel ödülünü de kazanamamıştır. Peki kendisini bu kadar ünlü yapan nedir? Yerçekiminden kozmolojiye, kuantum fiziğinden termodinamiğe, bilgi teorisinden kara deliğe kadar birçok konuda bizleri aydınlatmıştır. Örneğin Hawking bir kara deliğin boyutunun yalnızca büyüyebileceğini, hiçbir zaman küçülemeyeceğini fark etti. Ayrıca evrenin yaşlandıkça daha düzensiz bir durumda olacağını belirtti. Hawking'in bu keşfi, kara deliğin sürekli büyüyen alanı ile evrenin sürekli artan entropisinin garip bir şekilde benzerliğini ortaya koydu. İnsan hayatına ne kadar da benziyor değil mi? 1980'lerde Big Bang'i kuantum mekaniği terimleriyle anlatmaya çalıştı. Bu tam bir sonuç veremese de bu denklemin ortaya çıkardığı bir şey vardı ki o da evrenin kaynağı ile ilgili soru sormanın beyhude olduğuna yönelikti. Ve daha burada anlatmanın günlerimizi alacağı birçok sözü ve keşfiyle beraber bizlere kaldı. Hala bazı teorilerini tartışıyoruz. Kimi ise ilerlememize yardımcı oluyor. Ölümden korkmuyorum ama ölmek için de acele etmiyorum. Daha yapmak istediğim çok şey var diyerek bizi bugünlere getiren deha. Fizikçi olan Hawking'in önüne geçmesi ise bir o kadar acı. Yani tekerlekli sandalyedeki engelli birinin bu kadar zeki olmasından baya baya etkileniyoruz. Belki de engellilerle ilgili rahatsız olmamızın en büyük sebeplerinden birisi de bu olabilir. Aslında buna şaşırmamalıyız. Bu durum Stephen Hawking'den ziyade bizimle ilgili bir şeyler söylüyor olabilir. Gerçi kusurluluk olmasaydı ben ve siz var olmazdınız diyen bilim adamı bunu aşarak gitmiş olabilir mi? Albert Einstein'ın dediği gibi, ön yargıyı parçalamak, atomu parçalamaktan çok daha zordur. Ön yargısız bir şekilde, güle güle Hawking. But there should be no boundary to human endeavor. We are all different. However bad life may seem, there is always something you can do and succeed at. While there is life, there is hope. Gasping at